Merhaba arkadaşlar, bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugün bir ara yayın yapıyoruz. Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyordu biliyorsunuz. Bu karar biraz önce açıklandı, saat 14 itibariyle açıklandı. Bunun ne anlama geldiğini biraz konuşmak istiyorum. Dolayısıyla güncel bir değerlendirme olsun diye bu yayını yapıyoruz. Beklendiği gibi Merkez Bankası faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Açıklanan veriler onu gösteriyor. Bir önceki para politikası kurulunda alınan kararların aynen devam ettirdiğini görüyoruz. Gerçi piyasada Merkez Bankası'ndan faiz değişikliğine yönelik bir karar çıkar mı çıkmaz mı konusunda anketler de işte bazı iktisatçılar faiz değişimi olabileceğine yönelik tahminlerde bulunuyorlardı ama ben buna çok ihtimal vermiyordum. Daha önceki yayınlarımızda konuştuk. Aralık ayında Merkez Bankası'nın bir faiz artırım kararı çıkmaz diye konuşuyorduk. Buna paralel bir sonuç çıktı. Bu karar açıklandıktan sonra dolar 2.94'e kadar hızlı bir hareket etti. Şimdi 2.93 seviyesinde hareket etmekte. Borsada da bir miktar satışlar geldi. Ben bu aynı hareketi çok anlamlandıramadım. Çünkü normalde benim gibi iktisatçıların beklediği bir karardı. Bir faiz artırımı bekleyen var mıydı? Onu çok bilemiyorum ki böyle bir satışlara geldi. Şimdi bir faiz artırımı gerekli miydi, değil miydi konusunu önceki yayınlarımızda konuştuk. Bir faiz artırımı gerekli çünkü doların maliyetinin artık yükseldiğini biliyoruz. Dolar cinsinden borçlanmanın artık pahalı olduğunu biliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden para çıkışının hızlanacağı bir döneme girdiğini biliyoruz. Dünya ekonomisinin, konjonktürün buna uygun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası 2015 yılı içerisinde yapmamış olsa bile 2016 yılı içerisinde faiz artırımlarıyla karşı karşıya kalmak durumunda. Bunu da yapmak zorunda. Bu mümkün olduğunca ertelenen bir kararmış gibi görünüyor. Belki işte 2015 yılı göstergelerinde faizler şurada kalsın gibi bir beklentiyle yapılmış olabilir ama söyleyeyim bu Merkez Bankası'nın bence tercih ettiği bir şey değildi. Biraz da hükümetin zımni olarak baskısında bir sonucunda alınmış bir karar gibi görünüyor. Dolayısıyla bir artış olmadı. Benim beklentime paralel bir sonuç bunu söyleyelim. Merkez Bankası'nın genel ekonomi ilişkin değerlendirmelerde enflasyona biraz atıfta bulunuyor. Enflasyona petrol fiyatlarının düşmüş olmasından kaynaklanan olumlu etkinin olabileceğini ama kurların artmış olmasından kaynaklanan birikimli bir maliyetin de olabileceğini söylüyor. Yani önümüzdeki yıl içerisinde de enflasyon rakamlarında bir miktar sorun yaşayabiliriz gibi de yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Bu arada geçen sorularınız var mıydı? Ben onları görmeye çalıştım. Galiba bir arkadaşımız bankalarda pozisyon almış bu faiz artırım karar ya da faiz karar öncesinde. Ondan biraz zarara uğramış olabilir. Ama bilemiyorum yani banka hissesi alınır mıydı alınmaz mıydı. Ama benim beklentilerime paralel bir sonuç çıktı onu söylüyorum. Doların 3 lirayı aşma olasılığı var mı? Ben uzun süreden beri söylüyorum. Türkiye'de doların yönü yukarıya doğru. Bu illa 31 Aralık tarihi itibariyle bunu algılamamak lazım. Yani 31 Aralık'ta biz bunu sıfırlayıp 1 Ocak'ta yeniden başladığımız bir şey değil. Ama genel trend dövizde yukarı yönlü. Evet, ön kamera biraz, ya kusura bakmayın, normalde ben iPad'i kullanarak yayın yapıyordum ama bugün hazırlıksız bir yayına geçtiğim için cep telefonunu kullanıyorum. O yüzden ekran görüntüsünde bir sorun varsa kusura bakmayın. Bunları da öğreneceğiz biraz daha hazırlıklı olmak açısından. Dolayısıyla dolar 3 lira olur mu? Zaten 3 liraya çok da bir şey kalmamış. Burada 6 kuruşluk bir seviye var. Ama tekrar diyorum sadece 31 Aralık tarihi itibariyle değil ama genel olarak doların yönünün yukarı olduğunu söylüyorum. Fed tekrar faiz artırım kararı ne zaman yapacak? 2016 yılı içerisinde yapılacak bu. En son geçen haftaki açıklamalarından benim anladığım da bu. Ama hangi toplantısını yapar? Büyük olasılıkla Mart ayını bulur diye düşünüyorum. Mart ayından önce biraz zor gibi görünüyor ama 2016 ve 2017 yılları içerisinde kur artışlarını, yani özür dilerim, Fed'in faiz artışlarını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu da bizim gibi ülkeler açısından borçlanma maliyetinin oldukça yükseleceği anlamına geliyor. Dolayısıyla TL faizleri üzerinde de ciddi baskılar yapacak bir durumda. Merkez Bankası
bu sürecin dışında kalamayacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresi Mart ayında dolacak. Belki o zamana kadar durumu kurtarabilirse yeniden atanabilir miyim diye de bekliyor olabilir ama onu da göreceğiz tabii. Ben kararın daha çok ekonomik gerekçelerle alındığını ümit ediyorum. Arjantin ve Azerbaycan'daki devalüasyonu soruyor arkadaşlarımız. Yani oralarda ciddi sıkıntılar olmuş. Azerbaycan'da da ciddi oranda devalüasyon olduğunu ben de okuyorum. Ama dünya ekonomisine çok etkisi olur mu bilemiyorum. Azerbaycan o kadar büyük bir ekonomi olmayabilir. Ama Arjantin sorunlu yerlerden bir tanesiydi. Brezilya öyle ülkelerden bir tanesiydi. Bir ara biliyorsunuz bence eğer 3.05'ten aldıysanız pozisyonunuzu sürdürün. Eğer siz dolarda kısa vadeli işlem yapıyorsanız yani alım satım işlemi yapıp işte 2 kuruş yukarı çıktığında satıp 3 kuruş aşağı indiğinde alıyorsanız onu bilemem. O stratejileri ben hakikaten bilmiyorum. Ama daha böyle uzun vadeli bir hedefiniz varsa ben 2016 yılında doların yönünün yukarı olduğunu düşünenlerden bir tanesiyim. Lütfen yarın sormayın dolar tekrar 2.90'a falan inerse siz çıkacaklarınız bu düştü diye. Ben genel trendlerden bahsetmeye çalışıyorum. Evet, bugünkü yayınımızı da kısa tutalım. Bir aksilik olmasa yarın yayına geçtiğimizde bu konuları biraz daha detaylı konuşuruz. Sorun, yani Merkez Bankası'nın beklenen kararı geldi. Bu karar hiçbir şey yapmadılar. Yani faiz ilişkin herhangi bir açıklama yok. Euro artış yapar mı? Yani euro dolara karşı mı artış yapar yoksa euronun TL karşısındaki artışını mı soruyorsunuz? Onu çok anlayamadım. TL karşısında artışı bütün dövizin ben değer kazanacağını düşünüyorum. Buna euro dahil olmak üzere. Ama euro dolar paritesi ne olur? Ben euro dolar paritesinde doların biraz daha güçlü bir pozisyona geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Fed faiz artırım kararları 2016 yılı içerisinde devam ederse Avrupa'da biliyorsunuz bu parasal genişleme Mart ayının sonuna kadar devam edecek. 360 milyar euro kadar daha piyasaya para sunacağını biliyoruz Avrupa Merkez Bankası'nın. Özür dilerim. Dolayısıyla doların biraz daha euroya karşı biraz daha güçlü bir para olma olasılığı kuvvetle muhtemeldir diye düşünüyorum. Evet, başka sorularınız yoksa Ruşen Bey siz de hoş geldiniz. Şimdi gördüm. Başka sorularınız yoksa bu ara yayınımızı burada sonlandıralım. Yarın daha ayrıntılı konuşuruz. Twitter adresimi soruyorsunuz. Twitter adresim Y Karatepe yani adımı ilk harfi ve soyadım Y Karatepe yani et Y Karatepe diye bir adresim var. Oradan takip edebilirsiniz. Takip etmenizden de memnun olurum. Soruları oradan iletirseniz ben yayına başlamadan önce de biraz hazırlanma şansına sahip olurum. En azından sizin beklentilerinize karşılık vermek açısından. Dünyada dolar sistemi çökme tehlikesi var mı? Yani doların çökme yok öyle bir şey. Yani dolar sisteminin çökmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü onun yerine ikame edilebilecek bir para henüz tırnak içerisinde söylüyorum icat edilmedi. Yani bir Avrupa parası euro var ve bununla da ilgili sık sık sorunlar yaşandığını biliyoruz. Ne zaman Avrupa Birliği'nde bir sorun yaşansa sorun yaşayan ülkeyi para sisteminden atalım mı tartışmalarının gündeme geldiğini sık sık biliyoruz. Dolayısıyla euroyu doların yerine ikame etme olasılığı yakın zamanda da yokmuş gibi görünüyor. Doğuda ekonomi ne boyuta ulaşacaktır dediniz. Bunu tam anlayamadım. Doğu derken Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunu mu kastediyorsunuz? Yoksa Doğu derken böyle yani Asya ülkelerini falan mı kastediyorsunuz? Onu çok bilemedim. Ama Güneydoğu'yu kastediyorsanız orada çok ciddi bir güvenlik, terör ve şiddet sorunu var. O yaşanıyor. Dolayısıyla ekonomiyi konuşma şanslarına bile sahip değiller. Maalesef o bölgede yaşayan yurttaşlarımız onların çok daha acil sıkıntıları var. Onların çözülmesi gerekir diye düşünüyorum. New York'tan Afşar Arda. Çok memnun olurum. Sizin yayınlarınızı da izlemek isterim. New York'tan yayınlarınızı. New York benim sevdiğim kentlerden bir tanesidir. Belki sizin sayenizde orayı da periskop üzerinde izleme şansına sahip oluruz. Başka soru var mıydı onu göremedim ama tekrar bir Twitter kullanıcı adımı söyleyeyim. Y Karatepe yani adımın ilk harfi ve soyadım. Oradan takip ederseniz çok da mutlu olurum. Özellikle sorularınız varsa lütfen gönderin. Ben onları da bu yayınlarda yanıtlamaya çalışacağım. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşça kalın.